Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran Perşembe, ekonomi gündeminde neler var, piyasalarda neler oluyor ve günün belki de haftanın en önemli gündem maddesi para politikası kurulunun faiz kararı neler olabilir? Bunların hepsini konuşacağız. Bugün stüdyomuzda konuklarımız İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve Ankara'dan NTV Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen olacak. Birazdan onlarla sohbet edeceğiz ama öncesinde bugüne nasıl bir piyasa devraldık ve gündemde önemli hangi haberler var bir hatırlayarak başlayalım. Piyasalarda gündem dediğimizde küresel piyasalarda satış baskısı olduğunu görüyoruz. Dün Amerika'da Jerome Powell Amerikan Senatosu'nda bir sunum yaptı. Resesyon hala bir olasılık dedi. Piyasalarda resesyon kelimesini duyar duymaz tekrar satış baskısı tarafına döndü. Amerikan borsaları yatay kapandı. Avrupa kayıptaydı. Dolar 17.30 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Hafta başından bu yana 17.35-17.37 civarında hareket ediyor. Bu sabaha da 17.35'lerden başladı diyebiliriz. Borsa İstanbul dün yatay kapandı. %0,06'lık bir değişim vardı. 2574 puanda. Petrol bir ayın en düşük seviyesinde 107 dolara kadar inerek bir ayın en düşüğünü gördü. Ons altın hafif geriledi. 1830 dolarlarda, gram 1023 lirada, 1020'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Evet, piyasalarda özet böyle. Şimdi gündeme bakalım. Dünden bu yana aslında önemli başlıklar var. Ankara 6 yıl aradan sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan üst düzey bir ismi ağırladı. Veliaht Prens Bin Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi. Kritik ziyaretle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin açılması hedefleniyor. Bu kapsamda iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının imzasını taşıyan ortak bir bildiri yayımlandı. Görüşmede Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarının etkinleştirilmesine karar verildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14'te duyuracak. Anketlere göre faizde bu ayda değişiklik yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası geçen yıl Eylül ayında faiz indirimlerine başlamış. 4 ayda 5 puan faiz indirerek %14'e kadar çekmişti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Temmuz zamlarıyla ilgili konuştu. Emekli ve memurlar için %40'lara varan yakın bir dokunuş olacak dedi. Biraz eksik, biraz fazla olabilir ifadesini kullandı. Kurtulmuş asgari ücret içinse bakanlığın önünde farklı seçenekler var dedi. Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında tarihin en düşük seviyesini gördü. Endeks %6,2 oranında düşüş göstererek 63,4'e indi. Mayıs ayında 67,6'ydı. Rekabet Kurumu zincir marketlere 2,7 milyar liralık idari para cezası vermişti. Cezanın gerekçesi ise haksız rekabetti. Marketlerin bu karara karşı yürütmenin durdurulması için açtıkları dava reddedildi. Yabancıya koşullu swap düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. Bloomberg'un haberine göre yeni planın Temmuz'da devreye alınması planlanıyor. Yeni kanalla yabancı yatırımcıların lirayı açığa satmama şartıyla en az 3 ya da 6 ay vadeli swaplarla lira fonlaması sağlayabileceği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Veli Adeyemo bugün Türkiye'ye geliyor. Adeyemo, Türkiye temasları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonu düşürmekte oldukça kararlı olduğunu ve politika yapıcıların bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini söyledi. Powell, ekonominin çok güçlü ve sıkı para politikasını sürdürmek için iyi durumda olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletler vergi muafiyetine devam ederken petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti. Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergisi, federal benzin vergisinin Eylül'e kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu. Evet,
Evet, gündemi özetledik, piyasalara baktık. Aslında haftanın en önemli gündem maddesi de bugün dedik. İçeride para politikası kurulu faiz kararı. Aslında Aralık ayından beri Merkez Bankası sabit tutuyor. Bir hareket görmüyoruz faizde ama her ay para politikasının olduğu günde acaba bir sürpriz gelir mi, farklı bir karar olabilir mi demekten de kendimizi alamıyoruz. Önce Ankara ile başlayalım. Ahmet, hoş geldin, merhaba. Ne dersin, bugün için beklentiler neler? Aslında faiz değişmez deniyor ama sürprizlere de yer var diyenler var mı? Ne dersin? Benel, teşekkürler, iyi yayınlar. Önce öyle başlayayım. Şimdi bir sürpriz olur mu sorusu gündemde. Aslında son birkaç toplantıdır bu soru ekseninde de beklentilerin konuşulduğu bir süreç yaşıyoruz para politikası kurulu ile ilgili. Ama bu soruya bizim vereceğimiz yanıt anlamında bakarsak, doğrusunu söylemek gerekirse bir sürpriz karar çıkacağını beklemiyoruz. Yine bu yılın ilk 5 ayında olduğu gibi para politikası kurulunun faiz oranını sabit tutacağı yönündeki hakim beklentiyi ifade edelim. Hem anketler bunu ortaya koyuyor, yani piyasalarda yapılan değerlendirmeler bunu ortaya koyuyor, hem de ekonomi çevrelerinden bizim edindiğimiz son izlenimler itibariyle bakarsak bir değişiklik beklenmiyor. Ama sürpriz olabilecek kısım itibariyle bir değerlendirme yine de konuşulursa, özellikle karar metninin bu çerçevede daha öne çıktığını, karar metninde gelecek yeni mesajların, tek cümlelik bile olsa yeni mesajların bu yöndeki beklentiyi karşılayacak içerikte olabileceği üstünde duruluyor. Şimdi hatırlayalım, geçen yılın Eylül-Aralık döneminde, yani son 4 ayında 4 toplantıda 500 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmişti ve bu indirim sonrasında politika faizi %19'dan %14'e çekildi. Sonrasında baktığımızda bu yılın ilk 5 ayında Ocak-Mayıs döneminde para politikası kurulu faize dokunmadı, değiştirmedi. %14'te sabit tutuldu. Yine bugünkü toplantı öncesinde söylediğimiz gibi hem anketlere yansıyan sonuçlar hem de ekonomi çevrelerinde, kulislerde konuşulanlara baktığımızda değişiklik beklenmiyor. Bu toplantı öncesinde, yani değişiklik beklenmemesine rağmen bir tabloya bakarsak, aslında küresel ölçekte önemli merkez bankalarının faiz artırdığı bir süreçte yaşanıyor. Türkiye'de ise Mayıs sonu itibariyle %73'ü aşan bir enflasyon söz konusu ve beklentiler enflasyonda zirvenin görülmediği, hala görülmediği, önümüzdeki birkaç ay yine enflasyonda yükselişin süreceği yönünde. Ama dediğimiz gibi bizde bir faiz artırımı beklentisi yok. Bunun en önemli sebebi, en önemli dayanağı ise özellikle yılbaşından bu yana uygulamaya konulan üretim ve ihracatı öncelediği belirtilerek devam ettirilen ekonomi programı. Bu çerçevede, bu yeni ekonomi programı çerçevesindeki düşük faiz kararlılığının devam ettirilmesi, bu yöndeki mesajların öne çıkması, bu programla birlikte özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son hafta içinde yaptığı açıklamalarda faizde değişiklik olmayacağı beklentisini öne çıkarıyor. Hatırlamamız gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin faizleri artırmayacağını, aksine faizlerde yeni indirimler olacağını söylemişti. Bu yönde açıklamalar yapmıştı. Ve bu hem devam eden politikadaki kararlılık hem de Cumhurbaşkanı tarafından verilen en üst düzeydeki bu mesajlar faizde bir değişiklik beklentisini şu an itibariyle geri plana atmış görünüyor. Ama söylediğimiz gibi karar metni özellikle izlenecek. Son 5 ayda özellikle faizde bir değişiklik yapılmazken liralaşma stratejisi çerçevesinde para politikasının da politika çerçevesinin de gözden geçirildiği bir sürecin yaşandığı karar metinlerine yansımıştı. Hatta özellikle önceki aylarda makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde yeni adımlar olacağı yönündeki ifadelerle atılan yeni adımların, alınan yeni kararların sinyali verilmişti. Ama piyasa açısından belki özellikle izlenen faiz konusunda bir sinyal gelmemişti karar metinlerinde. Bu çerçevede, bu önümüzdeki dönemde atılabilecek olası adımlar çerçevesinde karar metninin daha dikkatli izleneceği yeni bir ay olduğunu söyleyebiliriz Benel.
Ahmet Ergen'e çok teşekkür ediyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda hemen Nilüfer Sezgin'e dönelim. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Günaydın Nilüfer. Bugünkü karar için bir şey beklenmiyor, bir değişiklik olmayacak. Beklentisi daha ağır basıyor dedi Ahmet. Şimdi bir yanda dünyada ekonomik daralma korkusu ama bir yanda her şeye rağmen yani resesyon ihtimali var. Evet ama biz her şeye rağmen enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz diyen başta Amerika olmak üzere merkez bankaları ve bizdeki malum para politikası. Ne dersin, nasıl bir çerçeve var şu anda dünya ile birlikte düşünürsek? Evet, dünyanın gerçekten en önemli gündem maddesi enflasyon. Bu hem merkez bankalarının nasıl aksiyonlar alacağını faiz konusunda belirleyecek. Bu nedenle önemli. Hem de enflasyon ne kadar çok artarsa harcanabilir gelir üzerindeki yaratacağı tahribat da o kadar fazla olduğu için ekonominin yavaşlama boyutunda da belirleyici bir unsur oluyor. Zaten merkez bankalarının da yapmaya çalıştığı şey yüksek enflasyonun hem ülkedeki kaynak aktarımını bozması hem harcanabilir geliri bozması gibi sebeplerle kontrolsüz bir ekonomide kontrolsüz bir bozulmaya, yavaşlamaya sebep olabileceği endişesiyle biz bu enflasyonu kendimiz kontrol edelim, kendimiz yavaşlatalım. Ekonomiyi de evet bir miktar yavaşlatacağız ama bunu doğru bir denge içerisinde yapabilirsek bir resesyona dönüştürmeden bu süreci halledebiliriz. Evet, bu gerçekten zor bir süreç. Dün Powell da buna dikkat çekti. Yumuşak inişi başarmanın gerçekten zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle de enflasyonun belirleyici unsurları arasında arz şokları, petrol, emtia gibi arz şoklarının etkili olduğu dönemlerde merkez bankalarının büyüme enflasyon dengesini sağlama çabaları gerçekten bir kademe daha da zorlaşıyor. Bundan farklı olarak Türkiye'de mesela resesyonun konuşulmadığı ama enflasyondaki gidişata yönelik olarak da biraz daha beklentilerin olumsuz yönde ayrıştığı bir tablo var. Yani biz bu anlamda dünyadan ayrışıyoruz. Çünkü herkes faiz arttırırken gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tamamı faiz arttırırken biz enflasyonla mücadeleyi faiz aracıyla yapmıyoruz. Biz bir yandan kısmen makro ihtiyati tedbirlerle yapmaya çalışıyoruz ama bu da biraz daha aslında ekonomiyi yavaşlatmaktan ziyade dövizin artmasını engellemeye odaklı tedbirler gibi görünüyor. Biz daha ziyade uzun vadeye odaklanıp düşük faizle ülkenin üretim kapasitesinin artırılabileceğine olan bir inancı var ekonomi yönetiminin ve bu şekilde de orta uzun vadede enflasyonun faiz arttırılmadan hatta tam tersi düşük tutularak düşürülebileceğine yönelik bir inancı var. Dolayısıyla biz dünyadan ayrışıyoruz. Tabii bu farklı yaklaşım da kısa vadede enflasyonun daha fazla yükselmesine sebep oluyor. Çünkü ne yapıyoruz? Bir yandan enflasyon yükseliyor, bir yandan bunun harcanabilir gelir üzerinde negatif etkileri oluyor. Ama biz onlar da çok fazla hissedilmesin ve büyüme çok olumsuz etkilenmesin diye bir yandan da ücret artışlarıyla bu harcanabilir gelirdeki negatifliği gidermeye çalışıyoruz. Bu tabii şu demek, hani talep koşullarının çok da daralmasını istemiyoruz. Mümkünse bir yandan talep devam etsin istiyoruz. Buyurun. Tam da bu aşamada aslında şunu ekleyerek hani devam edelim. Senin de söylediğin gibi ücret artışları konusunda mesajlar geliyor. Asgari ücrete bir ara zam olur mu olmaz mı? Şimdi memur ve emekli enflasyon farkı alacak Temmuz'da. Bir yandan da bir ek bütçe açıklandı. 1 trilyona yakın bir ek bütçe. Bu da acaba nasıl finanse edilecek? Yani yeni vergi artışları olacak mı? Tekrar bu enflasyonu besleyecek bir sarmala mı dönüşecek, ne dersin? Evet. Ücret artışları şu ana kadar bu %40 olan kısım zaten otomatik, yani belli bir kurala dayalı yapılması gereken artış ama onun dışında asgari ücret artışı olacak mı olmayacak mı, bu çok kritik. Bir de özel sektörde zaten aslında bir ücret artışını yapıyor kamudaki atılacak adımları beklemeden. Dolayısıyla hani bir öncelikle ondan bahsetmek isterim. Dolayısıyla bir enflasyon üzerinde bunların bir ilave etki yaratma olasılığı var. Bütçe tarafından bakacak olursak meclise sunulan yeni bütçe, ek bütçe tasarısının bütçe giderlerindeki artışın
bütçe gelirlerindeki artışla finanse edileceği, yani bütçe açığının değişmeyeceği bir çerçeveyi esas almış. Peki nasıl gelirler değişmeyecek? Tabii enflasyon tahmin edilenin çok üzerinde gerçekleştiği için ve başta bankalar olmak üzere karlılıklar bu enflasyon ortamında olumlu seyrettiği için vergi gelirleriyle bu bütçe gelirlerindeki artışın yakalanabileceği öngörülmüş. Bu çok ilave bir vergi içeren bir çerçeve gibi görünmedi bana. Zira yılın kalanında zaten bütçe açığında belirgin bir artış da öngörülüyor. Yani aslında şu ana kadar bütçe tahmin edilenden çok iyi gitti. Özellikle kurumlar vergisi sayesinde. Yılın kalanında da yine vergi gelirlerinin desteği görülmekle birlikte bütçe açığında bir artış öngörülmüş. Dolayısıyla çok gerçekçi olmayan veya ilave bir şey yapmayı gerektiren bir çerçeve diye ben görmedim. Onun dışında da mali politikaya hani genel olarak bakacak olursak da tabii nispeten ilave gelirin sadece harcandığı bir evet. yapı olduğu için hani çok gevşemeci olduğunu söyleyemeyiz ama çok da hani enflasyonu düşürmeye yönelik bir mali politika izlendiğini de söyleyemeyiz aynı zamanda. Peki, İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz. Bir kısa ara veriyoruz. Aranın ardından piyasalardaki rakamlara bakacağız. Borsanın açılışına bakacağız. Yeniden merhaba. Borsa yatay açıldı 2576 puanda. Dolar 17.35, Euro 18.35'ti. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.